Bursa'daki Kızıl Geyik üretme istasyonunda yakalanan 4 Kızıl Geyik Salda Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen nesli tehlike altında olan türlerin tekrar eski yerlerine kazandırılması projesi kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Kızıl Geyik üretme istasyonundan 4 kızıl geyiğin Burdur'a nakli için çalışma başlatıldı. Yaban hayatı teknikeri Aziz Güler'in bir aylık kapana alıştırma çalışmaları sonrasında ilk etapta Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri yeteri kadar geyiğin yakalama kapanına girmesi için 48 saat aralıksız nöbet tuttu. Hayvanlar yeteri sayıda içeriye girdiği zaman buradaki ipliği buradan söküp buranın düşmesini sağlayacağız. Ardında giyotin kapımız var, onu indireceğiz. Aynı anda 4 geyiğin kapana girmesiyle başlayan nakil sürecinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri Nihal Bilgici Yıldız ve Aziz Can Sezer, kızıl geyiklerin Bursa'dan Burdur'a taşınması için gerekli çalışmalara başladı. Önce yakalama kapanı içerisindeki kızıl geyikler tek tek kapan içerisindeki huniye alınarak boynuz kesme işlemi için anesteziye alındı. Geyiklerin kendilerine verecekleri zararı engellemek için boynuzları güvenli şekilde kesildi. Taşıma kafeslerine alınmadan önce geyikleri yolculuğa hazırlamak için muayeneleri yapıldı. Hayvanlarımızı taşımadan önce üzerinde yoğun bir kene olduğunu gördük. Kene enfestasyonunun önüne geçebilmek amacıyla hayvanlarımıza dış parazit ilaçları uygulayacağız. Hem de iç parazit ilaçları uygulayacağız. Bununla birlikte hayvanlarımıza depo vitamin de yapacağız ve gerekli muayenelerini de yapıp başka bir sağlık problemlerinin olup olmadığını da inceleyeceğiz. Eğer sağlıklı olduklarına kanaat edersek hayvanlarımızı sonrasında taşımak için kafese koyacağız. Bu tarz yakalama operasyonlarında hayvanların vücut sıcaklıklarında yaklaşık 1 santigrat derece civarında yükselme oluyor. Bu da hayvanları şoka sokabiliyor. Hayvanların kontrolünü yaptığımızda böyle bir durum var mı yok mu onu da inceleyeceğiz. Eğer varsa hayvanlara non-steroid anti-inflamatuar yani ateş düşürücü de kullanarak vücut sıcaklıklarını düşürmeye çalışacağız. Bursa, Burdur arasındaki yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması için multivitamin, iç dış parazit ve benzeri ilaçlar uygulandı. Genel kontrolleri de yapılan geyikler taşıma kafeslerine konuldu. 10 saat süren yolculuk sırasında geyiklerin yüksek sıcaklık stresine girmemeleri için ara ara mola verilerek kontrolleri yapıldı ve su ihtiyaçları karşılandı. Saat 3 civarında Burdur'a getirilen geyikler Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. ve 6. Bölge Müdürlükleri ekiplerince Yeşilova içerisindeki Salda Gölü yakınlarındaki Eşeler Dağı mevkiinde doğaya salındı. Anesteziyi aldıktan sonra geyiğimizi taşıma kafesinde güvenli bir şekilde yolculuk yapması için boynuz kesme işlemini yaptık. Şu anda da genel durumunu toparlayıcı iç dış parazit multivitaminlerini yapıyoruz. Hayvanın sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için medikallerini ve genel durumunu toparlayıcı müdahalelerde bulunduk. Uyandırma iğnesini yapacağız. Uzun süre kafes içerisinde uyur vaziyette kalmasını istemiyoruz. Hayvanın derin anestezisi böyle bir süre daha devam edecek. Boynuzlarda yeterli sertleşme görülmüş. Herhangi bir kanama olmadı hiçbir hayvanda. Boynuzlar yeterli büyüklüğe ve olgunluğa erişmiş. Hayvanımızı şimdi dış kafesin içerisine alacağız. İnşallah daha önce var olduğu ama daha sonra yok olduğu bu topraklara tekrar kızıl geyikleri bugün aşılayacağız. İlk bırakmayı bugün yapıyoruz. Akabinde devamı da gelecek. Bu bölgeye bıraktığımız kızıl geyikler ileride inşallah doğal artıma adapte olacak, çoğalacak ve bu bölgede yeniden kızıl geyikler koşturmaya başlayacak. Bu gece ilk tohumunu atıyoruz bu işin inşallah.